Elon Musk sonunda muradına erdi ve Twitter'ı tam 44 milyar dolara satın aldı. Daha bir süreç var, bazı onaylar vesaire gerekiyor ama sonuçta atı alan Üsküdar'ı geçti diyebiliriz. Şimdi herkesin aklına şu soru var, 44 milyar dolar verilir miydi bu işe? Hele böyle dünya borsalının düştüğü bir zamanda Elon Musk neden böyle bir riske giriyor, neden böyle bir işe kalkıştı? Elon Musk'ın ön planda söyledikleri var, ben fikir özgürlüğü için bunu yaptım diyor, fikir özgürlüğüne çok önem veriyorum diyor. Benim yönetimimde Twitter daha kolay insanların fikrini ifade ettiği bir yer olacak. Merkezi içerik moderasyonu pek yapmıyor olacağız. Algoritmalar şeffaf olacak. Neden paylaşıyor? Bunları ortaya koyacağız diyor. Ön planda görünen sebep bu. Yıllardır Elon Musk'ı takip eden birisiyim. Onun Tesla'sında yatırımlarım var. Onun bütün girişimlerini iyi biliyorum. Hakikaten Elon Musk'ın böyle bir dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabası hep oldu. Bu yönden bu açıklamalarını gerçekten samimi buluyorum. Ama 44 milyar dolar gibi bir para varsa işin içerisinde, üstelik de bu paranın tamamı Musk'ın cebinden de çıkmıyor. Arkada Morgan Stanley var. İşin yarısını onlar finanse ediyorlar neredeyse. İşte Elon Musk elindeki Tesla hisselerini teminat gösteriyor, bazı varlıklarını teminat gösteriyor. Öyle bir borç alıyor oradan. Bir yandan da bu Twitter'ı satın almak için kurduğu yeni bir şirket var. Oraya da kabaca 2000 ortak alıyor. Her ortakta onar milyon dolar civarı para koyuyor olacaklar. Yani onların da paraları söz konusu. O yüzden bu kadar ciddi bir para varsa işin içerisinde sadece yüce gönüllükle bunu açıklamak mümkün olmaz. Elon Musk kendisi çok yüce gönüllü olsa bile hem Morgan Stanley hem diğer yatırımcılar bu işin içinde mutlaka parasal beklentilere veya başka bazı stratejik beklentilere sahipler elbette. Elon Musk sadece Twitter'da bir risk almıyor üstelik. Yani evet orada işler kötü gidebilir, parası batabilir ama Twitter'daki işleri nasıl gittiği Tesla'yı da etkileyebilir veya SpaceX'i de etkileyebilir. Mesela Twitter'ı satın alma kararını açıkladığı günden beri Tesla'nın hisse senetleri düşüştü. Dün çok sert düştüler. Dün gerçi borsalar kötüydü ama Tesla daha da sert düştü. Çünkü yatırımcılar korktular. Dediler ki Elon Musk ilgisini oraya mı verecek? Yahut da Tesla hissesini satacak oradaki finansmanı sağlamak için. Hemen etkilenmeye başladı. Öte yandan Twitter biliyorsunuz oldukça çok politik tartışmanın döndüğü bir konu. Mesela iki gün sonra Çin gelip diyebilir ki Twitter'dan şu içeriği çıkarmanı istiyoruz. Çıkarmazsan Çin'deki fabrikanı kapatacağız gibi. Yani anlayacağınız Elon Musk aslında oldukça büyük bir riskin ve sorunun altına girmiş durumda. Peki arkasındaki sebepler ne? Yüce gönüllüğün dışında acaba ticari veya stratejik başka amaçlar var mı? Bugün bunlara bakmaya çalışacağız. Ben epey kafa yordum üzerine. Epey araştırdım, inceledim. Elon Musk'ın kafasına, beynine girmeye çalıştım biraz ve tam 5 stratejik ve ticari nedenle sizin karşınızdayım. İnanıyorum ki Elon Musk'ın kafasına da bunlar geçiyorlar ve Twitter satın almasını bu 5 maddeyle beraber değerlendirmek lazım. Hazırsanız başlıyoruz. Bence Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arkasındaki motivasyonlardan bir tanesi elbette Twitter'ın değerini yükseltmek. Yani 44 milyar dolara buraya aldı, birkaç yıl sonra 200 milyar dolara, 300 milyar dolara daha yüksek bir değere satmak istiyor. Bu gayet de mümkün çünkü diğer sosyal medya platformlarına baktığımızda hakikaten çok değerliler. Twitter yıllardır kötü giden bir şirket. Halka açıldığı günden itibaren Elon Musk satın alana kadar değeri hiç artmadı diyebiliriz. Gelirlerini bir türlü artıramadı. Artık kullanıcı sayısında ciddi bir artış yok. Öte yandan ama çok önemli sosyal medya platformu, dünyada siyasetin oluşumunda rolü var. Arap Baharı orada doğdu. Gezi olaylarında Twitter'a kadar yoğun kullanıldı, hatırlayın. Yani hep hayatın içerisinde insanların etkilemek istediği, var olmak istediği bir yer. Siyasi partiler buralara paralar harcıyor, troll orduları tutuluyor. Trump'ı attılar buradan ve Trump'ın seçimlerdeki performansı etkilendi. Yani hakikaten kritik bir yer Twitter ama buna karşılık maddi performansı kötü ve ucuz kalmış bir şirket. O yüzden Elon Musk'ın buranın değerini artıracak bazı şeyler yapmayı denemesi gayet mümkün. En büyük sorunlardan bir tanesi Twitter'da troller. Bir yazı yazıyorsunuz, altta hemen troller geliyor, olmadık yorumlar yapıyorlar. Bir diğeri sahtekarlıklar, spam dediğimiz şeyler. İşte geliyor ya altta, hemen şu linke tıklayın, bu kadar Bitcoin kazanın falan. Böyle şeyler çok çok fazla. Bu da gerçek Twitter influencerlarını biraz oradan soğuttu. Son birkaç yıldır özellikle büyük Twitter influencerların büyük bir bölümünün ciddi paylaşımlar yapmadığını görüyoruz. Şimdi Musk'ı duyunca biraz geri geldiler, canlandılar. Bu da platformun kalitesini yavaş yavaş azalttı. İnsanların ilgisi buraya azalmaya başladı. Elon Musk bunları düzelteceğini söylüyor. Diyor ki artık herkesin işte gerçek bir kişi olduğunu öncelikle bir kontrol edeceğiz diyor. Ve mi çözeceğiz diyor ve bunlar çözülebilir konular. Evet bazı zorlukları var. Teknik olarak çok kolay değil. Sosyal olarak kolay değil. Twitter mevcut kitlesini mutsuz edecek bazı şeylerin yapılması gerekiyor olabilir ama çözülebilir konular ve Elon Musk'ın liderliğinde bunlar çözülür gibi geliyor bana.
Üstelik Elon Musk bunları yaparken şirketi halka da kapatacak. Ne demek halka kapatmak? Hisse senetleri şirketin serbest olarak borsalarda işlem görmeyecek. Bunun avantajı ne? Bunun büyük bir avantajı var. Şirket halka açıksa sürekli kısa vadeli yatırımcı baskısı altında kalıyor. O zaman da büyük atımları, değişimleri yapamıyor. Şirketi halka kapattıklarında bu daha mümkün olacaktır. Nitekim eski kurucu CEO Jack Dorsey de dedi ki Elon Musk'a güveniyorum. Halka kapatması da iyi fikir. Çünkü o baskı varken değişim yapmak mümkün değil. O yüzden halka kapanmış, konsantre bir yazılım ekibinin olduğu, sıkı liderliğin olduğu bir yerde bu değişimler gerçekleşebilir ve Twitter parlak günlere ulaşabilir. Bu da Twitter'ın değerini elbette artıracaktır. Böyle baktığımızda Twitter Elon Musk için iyi bir yatırım olabilir. Kıyaslama yapmak gerekirse Facebook'un değeri 500-600 milyar dolarlar civarında. Twitter'ın değeri 40 milyar dolar. Twitter asla Facebook gibi olamaz diye düşünüyorum. Çünkü Facebook deyince Instagram var, WhatsApp var, fotoğraf var, görsel var. Çok daha fazla kullanıcı var. Ama bugünkünden daha iyi olabilir ve bu yönüyle iyi bir yatırım yapmış olabilir Elon Musk. Yeter ki bu değişimleri başarsın ve sorunsuzca hallediyor olsun. Elon Musk'ın bu şirketi satın almayı istemesinin ikinci sebebi de onun temel pazarlama aracının zaten Twitter olması. Düşünün, Tesla'nın, Elon Musk'ın en büyük şirketinin sıfır pazarlama reklam bütçesi var. Hatta Çin haricinde halkla ilişkiler bütçesi bile yok. Bütün iletişimi, pazarlamayı Twitter üzerinden yapıyor Elon Musk. Orada 80 milyon üzerinde çok ciddi fanatik bir kitlesi var bunu takip eden. Her yeni ürünü, yeni hizmeti, yeni gelişmeyi oradan duyuruyor. Bunları bedavaya yapabiliyor. Ayrıca Twitter'ın üzerinde çok sıkı bir Tesla topluluğu da var. Yani bunlar aslında amatör, gönüllü insanlar. Bazıları Tesla yatırımcısı, çoğu diyelim. Pek çoğunun yine Tesla otomobili var. Elon Musk'a hayranlar ve Elon Musk'ı, Tesla'yı, Elon Musk'ın diğer girişimlerini ölümüne koruyorlar. İşte borsada o gün ters giden bir şey varsa sahip çıkıyorlar. Başka insanı hisse almaya davet ediyorlar. İşte Tesla hakkında kötü bir haber çıkarsa basında onunla mücadele ediyorlar. Tesla'yı shortlayan, yani Tesla hissesinin düşmesini sağlamaya çalışan insanlarla açık açık birbirlerine giriyorlar. Çok ciddi bir topluluk gücü var burada. Böyle topluluklara sahip olmak çok çok değerli. Aranızda pazarlama yapanlar varsa, pazarlama, marketingle ilgilenenler, her şirket için bu toplulukları oluşturmanın peşine. Çünkü bedavaya tanıtım, pazarlama ve sizin adınıza mücadele eden bir ordu yaratmış oluyorsunuz. Ve Elon Musk'ın bu ordusu gerçekten çok kuvvetli Twitter üzerinde. Şimdi Elon Musk Twitter'ı satın alınca ne oluyor? Bütün bu pazarlama makinesinin tamamını ele geçirmiş oluyor. Bu muazzam bir güç bence. Mesela en azından kimse artık onları engelleyemeyecek, kapatamayacak, durduramayacak gibi bir yönü var. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana çok daha etkin ulaşabilecekler. Ve bunun Elon Musk'ın motivasyon kaynaklarından bir tanesi olmadığını söylemek bence açıkçası yalan olur. Bunu sadece ürün hizmet satma değil, bir etki yaratma makinesi. Çünkü düşünün, Elon Musk'ı Bitcoin'in fiyatını değiştirebilen bir adam, Dogecoin'in fiyatını değiştirebilen bir adam. Onun bu etkisi, bu algı da çok önemli başarısında. Bütün bunu yönettiği makinenin sahibi. Buradan epey bir veri de üretiliyor. O veriyle iyi pazarlamalar yapabilir. Ama veri deyince bence burada Elon Musk'ın Twitter'dan elde edilen veriyle ilgili daha büyük fikirleri var. Bu da bizi üçüncü maddeye götürüyor. Üçüncü madde yapay zeka ve veriyle ilgili. Biliyorsunuz Elon Musk yapay zekaya çok yatırım yapıyor. Bir yandan Tesla'da otonom sürüşle ilgili ciddi bir yapay zeka yatırımı var. Dünyanın en hızlı merkezi bilgisayarlarına sahipler. Kendi çiplerini geliştiriyorlar. Her gün yollardan milyonlarca Tesla aracı verileri topluyor. Onları akşamları internetten Amerika'ya yolluyor. Merkeze yazılımlar güncelleniyor. Yani tam otonom sürüşe ulaşmaya çalışıyorlar. Ve tam otonom sürüş gerçekten zor bir yapay zeka problemi. Çünkü çok fazla bilinmez var. Çok fazla yol koşulu var. Burada epey ilerlediler. Öte yandan Neuralink diye bir şirketi var. Burada biliyorsunuz yapay zekayı insan beyniyle bağlayıp öncelikle bazı hastalıklarımızı yenmeyi düşünüyor. Daha sonra da belki yapay zekanın gücüyle insan beyninin gücünü birleştirip daha yaratıcı, daha zeki varlıklar yaratma hedefi var. Orada da yapay zeka ile ilgili. Bir yandan da yine Tesla'nın bünyesinde bir insansı robot, humanoid diyorlar galiba onları, bir insanımsı robot geliştiriyor. Gelecek üretime sokacağız diyor. Önce basit üretim işlerini yapacak. O da yine yapay zeka ile ilgili. Yani Elon Musk gerçekten yapay zeka ile süper ilgili bir insan. Bu alanda çok da fazla yatırım var. Yapay zeka ile biraz ilgiliyseniz, yapay zeka neye ihtiyacı var? Veriye ihtiyacı var. Şimdi görsel tarafta Tesla sayesinde çok veri topluyor. Ama iletişim tarafında, yani dil tarafında pek veri toplamıyordu. Bence Twitter bu yönden Elon Musk'a muazzam kaynak sunacak. Düşünsenize, her gün her dilde insanlar burada paylaşımlar yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Oldukça günlük bir dil kullanılıyor Twitter'da. Bütün bunlar yapay zekayı beslemek için müthiş bir kaynak. Elbette bu konuda bazı kısıtlamalar olacaktır. Oradan her veriyi, kaynağı alıp götüremeyecektir diğer şirketlerine, ama arkasında kafasının bu yoksa açıkçası şaşırırım. Çünkü muazzam bir
verileri var ve neredeyse Google gibi, Apple gibi rakipleri kadar fazla konuşma dil verisine burada ulaşmış olacak. Şimdi Musk'ın bunu yapabileceklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Dördüncü madde size biraz uçuk gelecek ama bu benim vizyonumda olan bir şey. Elon Musk'ı düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz bu adamcağızın bir de uydu işi var. Bütün gökyüzüne uydularını yerleştirdi. Oradan internet indiriyor. Ukrayna Savaşı'nda da bunlar bayağı yoğun kullanılıyor. Bence ileride Twitter'la bu gökteki uydular arasında bir direkt bağlantıyla düşünüyor olabilir. Bu neyi sağlar? Bu sansürlenemeyen, bütün dünyaya yayılmış, dünyanın en enteresan sosyal medya platformlarından bir tanesinin kurulmasını sağlar. Bunun yaratacağı politik güç, stratejik güç ve ekonomik güç çok fazla tabii. Elbette o uyduları düşürmenin yolları bulunabilir, bunlara sansürlenebilir. Yani biraz uzun vadeli bir oyun bu. Ama aklından bunu da geçtiğine eminim. Çünkü eğer bunu başarırsa, dünyanın tamamında değilse bile büyük bir bölümünde tamamen sansürsüz, tamamen devletlerin kontrolü dışına çıkmış dev bir sosyal medya ağına dönüşebilir bu. Bunun reklam, iletişim, pazarlama gücü ayrı, stratejik gücü ayrı. Elon Musk'ın aklından bunu da geçtiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz daha evvel bir video yapmıştım. Elon Musk'ın bir telefonda geliştirmeyi düşündüğünü, Pi diye bir model var. Gerçi pek ses çıkmadı o konudan ama akılda bunlar var. Tesla otomobilleri biliyorsunuz aynı zamanda birer iletişim ünitesi. Bütün bunların birbirine bağlandığı ve Twitter network üzerinde insanların özgürce haberleştiği bir dünyayı hayal edin. Çok acayip bir şeye doğru gidiyor olabiliriz. Ama dediğim gibi bu biraz daha vizyoner bir bakış. Beşinci ve son sebebi de bence Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasında kripto para. Biliyorsunuz çok ilgili kendisi. Bitcoin yatırımı var. Hem Tesla'nın hem şahsi yatırımları var. Bir yandan Dogecoin'e ilgili. Dogecoin'i çok destekliyor, savunuyor. Onun uluslararası bir para olmasını istiyor. Şimdi düşünün bir, bütün dünyada sansürlenemeyen bir internet ağı kurmuş durumdasınız. Uyduların sayesinde. İnsanlar Twitter üzerinden o uydular kullanıp haberleşiyor, iletişim kuruyor. Orada da sansür yok. Bunun üzerine bir de ticaret boyutu ekleyin ve o ticaretinde devletlerin para kısıtlamalarından kurtulmuş kripto paralarla ticaretin yapıldığı bir yer düşünün. Bu ilk etap da belki dijital içeriklerin ticareti olabilir. Daha sonra fiziksel ürünler olabilir. Bilemiyorum o konudaki vizyonu. Ama bence buna da mutlaka gidecek. Çünkü biliyorsunuz Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey de çok sıkı bir Bitcoin'ci. Zaten odaklandı şimdi eski şirketi Square, bir ödeme platformu. Onun ismini Block diye değiştirdi ve orada da Bitcoin'le ilgili şeyler çok yapıyor. Biliyorum ki sık sık haberleşiyorlar. Farklı yerlerde bir araya geliyorlar. Elon Musk'ın vizyonu da bu da olabilir. Yani böylece kendisine ait aslında bütün dünyaya yayılmış bir ticaret ağı da yaratıyor olabilir. Tabii bu 5 maddenin tamamı benim spekülasyonlarım, Elon Musk'ın bu konuda bir açıklaması yok ama bence akla yatkınlar. Özellikle de Twitter'ı değerini artırmak ve ekonomik bir değer yaratmak oradan ve Twitter'ın pazarlama makinesi olarak kullanmak bence %100'ler. Diğer 3 madde biraz daha vizyoner olabilir ama onların da Elon Musk'ın kafasındaki tilkilerin içine yer aldığını düşünüyorum. Çünkü bu adam hakikaten büyük düşünen bir adam. Bu gittiği her yerde 10 kat fark yaratmaya çalışan bir insan. Başarır mı başaramaz mı? Bazı zorluklar var çünkü önde regülatif sıkıntılar var. Devletlerle başı derde girebilir. Twitter biraz ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne demokratların ve solcuların sevdiği bir platform. İşte Trump ve sağcılar oraya geri dönecekler. Trump biraz nazlanıyor. Dönmem diyor. Biliyorsunuz kendi sosyal medya platformunu yaratıyor ama bence sonunda döner. Çünkü kitle burada. Topluluk burada. O yüzden mevcut kitleden küsenler olacaktı zaten bu aralar bazıları. Elon Musk aldıysa ben buradan giderim. Trump gelirse beni burada bir gün tutamazsınız falan diyor. Ama göreceğiz. Çünkü ben özü itibariyle bütün dünyanın iletiştiği ama böyle spamlerin olmadığı, trollerin olmadığı, insanların fikirlerini özgürce söylediği, tabii bunun içerisinde yani şiddeti davet etmek herhalde olmayacak, çocuk pornosu olmayacak, bunlar engellenecektir mutlaka. Kanunlar çerçevesinde ama biraz küresel kanunlar çerçevesinde öyle söyleyelim. Ve ülkelerin sansür mekanizmalarından daha az etkilenen bir Twitter'ın çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Ama göreceğiz başarılı olup olmadığını. Şimdilik test etimiz olarak çok memnun değilim süreçten çünkü bayağı para kaybettik biz bu süreçte. Ama Elon Musk'ın daha evvel de böyle değişik projelerinin içerisinde hep oldum. İlk başta eleştirildi, bu olmaz falan dediğinde sonra bir yere vardı. Bakalım bunu becerebilecek mi? Buna vakti yetecek mi? Ekibinden buraya atayabileceği birileri var mı? Twitter'da kimleri işten atacak, kimleri orada tutacak? Hakikaten çok konu var. Ama önce bir onaylar alınsın, şirket halka kapansın. Ondan sonra değişiklikleri görüyor olacağız diye düşünüyorum. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Bugünkü içerik, bugün böyle biraz Elon Musk'a Twitter'a bakmak istedim. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.